Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz mayasız pişi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak süt, kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsü, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuzu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 bardak kadar un ekledim. 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı kadar da elma sirkesi ekledim. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra çırpıcıyı içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Dilerseniz yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırabilir. Yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elinizle yoğurabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu hamur için toplamda 3,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru masaya aldıktan sonra 2-3 dakika kadar özleşinceye kadar yoğuruyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile iki eşit parçaya böldükten sonra iki beze elde ediyorum. Bezelerin üzerini kapatıp 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Dilerseniz hiç dinlendirmeden de yapabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeleri 10 dakika kadar dinlendirdim. Dinlenen bezeleri oval olacak şekilde açıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru oval, biraz dikdörtgen şekline getiriyorum. Merdane yardımıyla istediğim şekle getirdikten sonra rulet yardımıyla videoda görüldüğü gibi kesiyorum.
Hamuru rulet yardımı ile videoda görüldüğü gibi kestikten sonra ortadan ikiye ayırıyorum. İki tanesini üst üste koyuyorum. Videoda görüldüğü gibi hazırlamaya devam ediyorum. Bu tarifi dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz daha küçük, isterseniz daha büyük veya farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. Sert bir cisimle ortasına biraz bastırıyorum. Tam ortasına iyice bastırdıktan sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Uç kısımlarını iyice tutturuyorum. Hemen sizler için diğerini de hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Pişilerimi hazırladım. Uygun bir tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ ekleyip iyice kızdırdım. İyice kızdırdıktan sonra hazırladığım pişileri içerisine bırakıyorum. Pişileri ben orta ateşte pişiriyorum. Ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Pişilerimi pişirdim. Hemen sizler için doku testine geçiyorum. Gördüğünüz gibi en ufak bir hamurlaşma yok. Sizler pişinin güzelliğini izlerken, bu arada ben de sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.